Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın vekillerim, kaleli kaymakamımız, vali yardımcımız sayıldı, sayın başkanımız ifade ettiler, jandarma komutanımız diye ifade etti galiba. Ben bir kısmını tanıyorum, bir kısmını tanımıyorum. O yüzden eksik bıraktıklarım olursa lütfen beni bağışlasınlar. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İftar programımız bir aile buluşmasına hakikaten vesile oluyor bu akşam. Kadirli ve Çukurova, Türkiye'nin çok özel bölgelerinden birisi, hatta en özel bölgelerinden birisi. Sadece tahmin ediyorum ülkemizde yılda 3 ürün alınan tek Çukurova var. Onun dışında bir yer yok diye hatırlıyorum. Dolayısıyla toprağının bereketi ve ülkemizin lojistik güzergahı üzerinde konuşlandığı yer itibariyle Çukurova çok tartışmasız ve çok özel bir kıymete haiz. Ama Çukurova'nın bana göre en önemli kıymeti insan kaynağı. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, hatta dünyanın neresine giderseniz gidin, bir tane Kadirli ile karşılaşırsınız. Muhakkak karşılaşırsınız. Çok iyi eğitim almış, çok vatansever, yaptığı her işte son derece başarılı bir insan kaynağımız var. Ama değerli dostlar, ben bu çalışmalara, Kavak'ta da daha önce diğer hemşehri toplantıları, gruplarıyla da yıllardır, yani ta 2000'lerin başından beri ilgilenen, İstanbul'da işte hemşehrilerimizle irtibatı, teması sağlamaya çalışan kardeşlerimizden birisi olarak bir kusurumuzu söyleyeceğim. O yüzden bir türlü bu zenginliği kullanamıyoruz. Ne toprağın bereketini, ne insan kaynağının bereketini kullanamıyoruz. O da birbirimizle temas etmeyi, birbirimizle haberleşmeyi, hemhal olmayı biraz ihmal ediyoruz. Halbuki özellikle ülkemizin tam da şu dönemde Çukurova'nın vatansever insanlarının, Çukurova'nın çalışkan, zeki, iyi eğitimli insanlarının katkısına ve birikimine çok ihtiyacı var. Ayrı ayrı kalmak, ayrı ayrı savrulmak lüksüne sahip olmadığımızı düşünüyorum. Acizane. Dolayısıyla biz Kadirliler olarak ülkemiz için, bölgemiz için, ülkemiz için ve tüm insanlık için elimizden gelen bütün birikimi ortaya koyabiliriz. Ama bunun için öncelikle bu birikimi ortaya çıkaracak, bu birikimi kullanacak mecraları oluşturmamız gerekiyor. Kaba bir hemşehricilikten bahsetmiyorum, yanlış anlamayın. Bunu da altını çizeyim. Yani sadece hemşehri olmak bağı üzerinden bahsetmiyorum. Potansiyelini bildiğim için çok rahat konuşuyorum. Çukurova'nın potansiyelini iyi biliyorum. Kadirli'nin potansiyelini bildiğimi sanıyorum. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de inşallah bu buluşmaları çoğaltarak bölgemize, insanımıza, ülkemize daha neler yapabiliriz, daha çok neyi üretebiliriz ve nasıl birlikte paylaşabiliriz, birlikte çoğaltabiliriz, bunları inşallah bundan sonraki süreçte de konuşalım ve değerlendirelim. Her zamankinden daha çok içinde yaşadığımız coğrafyanın bize, bizim çabamıza ihtiyacı olduğu tartışmasız. Tarihin belli dönemleri vardır ve tarihin o belli dönemlerinde bir takım insanlar çıkar ve o akışı olması gereken noktaya taşır. Biz bugün ülkemizin geleceğini kurmak için, selametini, sulhünü koruyabilmek için, bölgesinde güçlü, dünyada güçlü, dünyada etkili lider ülke ve inşallah önümüzdeki kısa süre içerisinde dünyanın en büyük 10 ekonomisinin içerisine girebilmesi için elinden geleni yapmakla yükümlü insanlarız. Terörün şükürler olsun son derece azaldığı, artık neredeyse parmakla sayılacak kadar azaldığı,
Dünyada Türkiye'ye dönüp bakmadan siyaset denkleminin kurulamadığı bir dönemde özellikle Çukurova'nın vatansever insanlarının bu birikimini, bu çabasını daha çok öne çıkarmamız gerektiği kanaatindeyim. O yüzden bugün burada olan herkese, Kadir'den gelenler de var, Ankara'da zaten olanlar ve değişik yerlerden gelenler var. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç olsun Sayın Başkanım, Genel Başkanım. Kavak buluşmalarını aslında düzenli olarak hatta tematik olarak bundan sonra devam ettirelim. Her buluşmamız beraber bir konuyu öğrendiğimiz, paylaştığımız ve üyelerimize de bilmedikleri bir alanı paylaştığımız bir toplantıya dönüşsün. Böylece hem ünsiyetimizi geliştirelim, hem toplantılarımızı hayırla tamamlamış olalım. Ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Orucumuz makbul, dualarımız kabul olsun. Yaklaşmakta olan bayramımızın da, Ramazan bayramımızın da şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kutluyorum bayramımızı. Hepinize çok samimi içtenlikle saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.